Merhaba arkadaşlar, bu videoda R permütasyonlarını anlatmaya çalışacağım. İki tane R permütasyonumuz var. Birincisi RA permütasyonu, ikincisi de RB permütasyonu. Önce RA ve RB permütasyonlarını nasıl tanıyacağız, buna bakacağız. Sonra her iki permütasyonun da algoritmalarını vereceğim. Daha sonra da nasıl çalışmamız gerektiğinden kısaca bahsedeceğim. Şimdi R permütasyonlarını nasıl tanıyacağız? Buna bir bakalım. RA'dan başlayalım. RA permütasyonunda karşımıza çıkan üst katmandaki görünüm headlights dediğimiz ikili far görünümü çözülmüş durumda olacak köşeler, yani kendi yüzeylerinde iken headlights'ı solumuza aldığımız zaman önümüzde 2x1'lik bir blok olacak. Sağ tarafta herhangi bir blok oluşmayacak. Burada dikkat edeceğimiz nokta, headlights arasındaki kenar arka taraftaki kenarla yer değiştirmesi gerekiyor. Yani buradaki turuncu sarılı parça buraya, mavi sarılı parça da buraya gelmesi gerekiyor. Şu şekilde yer değiştirmesi gerekiyorsa bu RA permütasyonu olmuş oluyor. Tabi şu iki parça da kendi arasında yer değiştirmesi gerekecek. RB'ye bakacak olduğumuz zaman ise headlights arasındaki parça arka tarafa değil ön tarafa yer değiştirmesi gerekiyorsa, bakın 2x1'lik blok arkada, headlights solumuzdayken ortasındaki parça öndeki parçayla yer değiştirmesi gerekiyorsa kenarların, bu da RB olmuş oluyor. Yine sağımızda kalan sağ ön ve sağ arkadaki kenarlarda birbiriyle yer değiştirmesi gerekiyor. Bu şekilde tuttuğumuz zaman headlights'ı solumuza aldığımız zaman üstteki, arkadaki ve headlights arasındaki parça değiştirmesi gerekiyorsa RA, headlights ile öndeki kenar arasındaki ile öndeki kenar arasındaki parçalar yer değiştirmesi gerekiyorsa buna da RB permütasyonu diyoruz. Şimdi RA permütasyonunun algoritmasını vererek çözüme ulaştıralım. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi headlights'ı sol tarafımıza alıp çözümü uyguluyoruz. Sağ işaret parmağımızı üstten ve sağ baş parmağımızı alt taraftan tutarak çözüme başlıyoruz. R, U ters, R ters, U ters, R, U, R, D, R ters, U ters, R, D, R ters, U 2, R ters, U ters yaptığımız zaman çözüme ulaşmış oluyor. Şimdi algoritmamızı daha hızlı tekrar edecek olursak, R, U ters, R ters, U ters, R, U, R, D, R ters, U ters, R, D ters, R ters, U 2, R ters, U ters yaptığımız zaman RA permütasyonunu çözmüş olduk. Şimdi RB permütasyonun algoritmasını uygulayacağız. Headlights'ı bu sefer solumuza değil, önümüze alacağız. Buradaki, aradaki headlights arasındaki parça bu tarafa, sağ tarafa gidecek. 2x1'lik blok solumuzda kalacak. Şimdi RB permütasyonunu uygulayalım. R ters, U 2, R, U 2, R ters, V, R, U, R ters, U ters, R ters, V ters, R 2, U ters. Şimdi aynı RB permütasyon algoritmasını
daha hızlı bir şekilde uygulayalım. R ters U2, R U2, R ters F, R U, R ters U ters, R ters F ters, R2 U ters. Yaptığımız zaman RB permütasyonunu da çözmüş olduk. Şimdi RA ve RB permütasyonlarını uygularken neler dikkat etmemiz gerektiğini, nasıl çalışmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. RA'dan başlayalım. Evet, RA permütasyonunu uygularken hatta sola alıp uyguluyorduk. Nasıl çalışacağız? Çözülmüş küpe RA permütasyonu algoritmasını uygularsak, önce küpümüzü çözelim. RA permütasyon algoritmasını uygulayarak aynı şekilde RA permütasyon durumunu elde edebiliriz. Aynı durum RB içerisinde geçerli. Burada öncelikle çözelim. Çözülmüş küpe aynı RB permütasyonunu uygularsak yine RB permütasyon durumunu elde edebiliyoruz. Peki algoritmayı uygularken nelere dikkat etmeliyiz? RA'yı uygularken parmaklarımızı şu şekilde tutacak olursak, böyle tutuyoruz. R, U ters, R ters, U ters. Yaptığımız zaman dörtlü gruplar halinde ezberlerseniz daha kolay olur. Şu şekilde baktığımız zaman sanki dikine dönmüş bir koltuk görünümü oluştu. İkinci dördü uyguladığımız zaman R, U, R, D'yi sol yüzük parmağımızda alttan uyguluyoruz. Burada bir çarpı ikilik beyaz bir blok yukarı çıktı. Daha sonra R ters, U ters, R. Parmaklarımız bu şekilde kaldığı için son olan D ters hamlesini sağ işaret parmağımızda alttan uyguladık. Sonra R ters, U2, R ters, U ters yaparak çözüme ulaştırıyoruz. Şimdi RB'yi uygularken ne yapacağız ona dikkat ediyoruz. Headlights'ı önümüze aldık. R ters, U2 yaptıktan sonra burada ilk başta ilk iki hamle, sonra iki, sonra diğer hamleleri yapıyoruz. Şimdi R, U, 2 yaptık. R ters, burada F, R, U, R ters, U ters. Burada regrip yapmamız gerekiyor. Yani elimizi bırakıp tekrardan düzgün pozisyon almasını sağlamak için bu şekilde tutuyoruz. R ters, F ters, R2, U ters. Yaptığımız zaman RB permütasyon algoritmasını da tamamlamış oluyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.